arkadaşlar, herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlarım, bugün sizlerle birlikte ne yapacağım? Bugün harika bir kek tarifim var, onu sizlerle paylaşmak istedim. Kek için burada 1 bardak oda sıcaklığında sütüm var, 1 bardak sıvı yağım var, 1,5 su bardağı yine şekerim var, 3 yumurta, 1 bardağa yakın ceviz içi, 2 yemek kaşığı kakao, biraz da portakal kabuğu. Ben önceden böyle rendeleyip elime geçtiği zaman dondurucuya atıyorum sevgili arkadaşlarım. Bunu da dondurucudan kullanacağım. Portakal kabuğu, 1 paket vanilya, 1 paket de hamur kabartma tozu, 2,5 su bardağı da unum var. Şimdi hep birlikte sizlerle birlikte hadi yapım aşamasına geçelim. Şimdi malzemelerimi şöyle bir kenara alıyorum. Değerli kardeşlerim, çırpma kabımı da şöyle alıyorum. Evet, şimdi 3 adet önceden yıkadığım köy yumurtası yumurtalarım sevgili kardeşlerim. Çırpma kabımı alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek de kekimizi yapmaya başlıyorum. Evet, şimdi önce kekimizi köpürünceye kadar çırpalım. Evet, şimdi 1,5 su bardağı şekerimizi ekleyelim. İyice bembeyaz oluncaya kadar yine çırpmaya devam edelim sevgili arkadaşlarım. Sevgili izleyicilerim, şimdi çırptığımız karışımımıza 1 bardak sıvı yağımızı ekliyorum. 1 bardak oda sıcaklığında sütümüzü ekliyorum. Şöyle hafiften bunu bir karıştırıyorum. Yumurtalar köy yumurtası olduğu için biraz sarı oldu sevgili arkadaşlarım. Şimdi 2,5 su bardağı unumuzu da ekliyorum. Ölçülü zaten tarifim. Evet, şimdi bir paket vanilya, yumurta kokusunu alsın diye vanilya sevgili arkadaşlarım. Güzel oluyor. Bir pakette kabartma tozunu ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Evet, şimdi hamuruma 1 bardağa yakın ceviz içini ekliyorum. Biraz portakal kabuğum vardı, onu ekliyorum. Şöyle hafif biraz yine çırpıyorum sevgili Şimdi de hamurumun yarısını şöyle bir kaba alıyorum. Kıvamını da görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Diğer kısmına 2 kaşık ismini unuttum işte. Kakao ekliyorum. Hamurun kıvamının eşit olması için de şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar süt ekliyorum sevgili izleyicilerim. Kakao'yu katınca hamurumuz katılaşabilir. Onun için 2 yemek kaşığı da süt ekledim. Bunu da şöyle hafifçe bir karıştırıyorum. Evet sevgili izleyicilerim, şimdi kek kalıbımı yağlayıp kek kalıbıma boşaltıyorum. Evet, kek kalıbımı tereyağıyla yağladıktan sonra ayırdığım hamurdan bir miktar şöyle
gezdiriyorum. Buna şöyle bir yayıyorum. Şimdi diğer hamurumdan ekliyorum sevgili kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim, hamurumun hepsini de aynı şekilde kek kalıbıma yerleştirdikten sonra önceden ısıttığım 180 derece sıcaklıktaki fırına gönderiyorum. Değerli arkadaşlarım, kekimi fırından aldım. Biraz soğuduktan sonra şöyle sizlere son halini de göstermek istiyorum. Ben bu kepki dilimlemeyeceğim arkadaşlar. Sunum olarak sunamayacağım sizlere. Ve hastaya götüreceğim. Hastaya götüreceğim içinde dilimlemek usulüme gelmedi. Evet, bugün videomu burada kapatıyorum. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum değerli arkadaşlarım.